Merhaba gençler. Ben Nilgün Hoca'nın hız problemleri ile alakalı videomuz karşınızda. Birinci videomuza başlayalım. Şimdi genelde hız problemlerinde hep A ile B arasındaki böyle uzaklıklar X yani beraber karşılıklı yürüyecekler ya da iki araba birbiriyle karşılaşacak hep bu tarz problemler göreceğiz. Buradaki bileceğiniz tek şey yol eşittir hız çarpı zaman yani x eşittir v çarpı t. Şimdi A ile B noktaları arasındaki uzaklık x olsun. Aracın hızı saatte v kilometre olsun ve t sürede x yolunu alsın yani t sürede varıyor. E, bu şekilde olacak ve birimlere dikkat edelim. Genelde v'nin eğer kilometre bölü saat verir verebilir ya da metre bölü dakika verebilir. Bunu unutmayalım. Eğer metre veriyorsa dakika istiyordur. Ee, kilometre veriyorsa saat istiyordur. Bunlara dikkat edelim. Peki bunu genelde hep e, soru üzerinde göreceğiz. Hani anlatmaya karşı bir şey yok. Hani sadece formüller var. Soru üzerinde daha net görebiliriz diye düşünüyorum. Peki birinci sorumuz. A'dan B'ye doğru saatte 40 km hızla hareket eden bisikletli. Çizelim. Yani bakalım. A'dan B'ye 40 km bölü yani 40 km hızla hareket eden bir bisikletli 3 saatte alıyormuş burayı. B'ye varıyor. Buna göre B'den A'ya saatte 30 km geri gidiyor sanırım. Hareket eden bisikletle A'ya kaç saatte varır? Hmm. Şimdi ilk önce neyi bilmem lazım? Yolu bilmem lazım değil mi? Ben e, yol eşittir. Hız çarpı zamandan yürüyeyim. X'i bilmiyorum. Arasındaki uzaklığa X dedim. V'miz kaç? 40. Kaç saatte alıyor? 3 saatte alıyor. O zaman X'in benim 120 değil mi? Şimdi aynı yolu 30 kilometre bölü bölü niye gidiyorum hep bilmiyorum ama 30 kilometre ile alacağım. Ee, bölü saat aslında. X eşittir. V çarpı T. mi biliyorum. 120. Hızım kaç? 30. Saatimi bilmiyorum. T de burada. 30'u 120'ye böldüğümde 4 gelir. 4 saatte dönüşüm olur. Peki birinci sorumuz bu şekilde. İkinci sorumuza bakalım. Bir araç A ve B kentleri arasındaki yolu 12 saatte almaktadır. Bu araç saatteki hızını 30 km arttırırsa aynı yolu 9 saatte almaktadır diyor. Buna göre A ile B kentleri arasındaki yolun uzaklığı nedir? Gene bir A yolum var. B'ye kadar uzanıyor. Ve benim baştaki hızımı bilmiyorum değil mi? O yüzden, kendim hız veriyorum. V kilometre ile 12 saatte alıyor. Tamam. Şimdi ben V'mi birazcık arttırıyorum. 30 kilometre kadar. Yani V artı 30 oldu. Ve aynı yolu ben 9 saatte alıyorum. Buraya giderken 12 saatte alıyordum. Burayı 9 saatte. Ve arasındaki yolun uzunluğunu bilmiyorum. Şimdi birinci gidişte x eşittir v çarpı t değil mi? x'i bilmiyorum zaten. V, v V hızıyla. Saatimde 12. Tamam. İkinci gidişte X ne? Aynı X. V ne? Bu sefer V artı 30. saatimle 9. Tamam. Bana X'i soruyor değil mi? Ben X yerine gelip 12V yazabilir miyim şurada? İşim daha da kolaylaşsın. Ya da bunları birbirlerine eşitleyebilirim. 12V eşittir. Buradan dağıtarak gidelim. 9 ve artı 30 çarpı 9 270 olacaktır. 9 ve ben bu tarafa aldım. 3 ve eşittir 270 ve de buradan 90 gelir değil mi? Ve mi buldum? Bana neyi soruyordu zaten? X'i soruyor. Herhangi bir yerde yerine yazabilirim. Şurada yerine yazayım. X eşittir ve çarpı 12'den 90 çarpı 12 Kaç gelecektir? 1080 geliyor sanırım. 1080 kilometre olur. sorum da bu şekilde. Üçüncü sorumuz. 720 kilometrelik bir yolun bir kısmı asfalt, diğer kısmı topraktır. Hı, hemen çizeyim. Asfalt. Burası da toprak olan yol. Asfalttaki hızı saatte 80 km olan bir aracın. Burada 80 km olan bir aracın topraktaki hızı saatte 60 km'dir. Ha burada hız değiştiriyorum. 60 km yapıyorum toprakta. Bu araç yolun tamamını 10 saatte aldığına göre asfalt yolun uzunluğu kaç kilometredir diyoruz. Tamam. Şimdi şöyle gidelim. Tamamı benim kaç kilometreydi yolun? 720. Ben asfalt yol onu soruyor ya. Ben buraya x desem, toprak yolum ne kadar olur? 720 eksi x olur, değil mi? Evet. Ee, peki asfaltla topraklı yolu toplam 10 saatte alıyorum gene. 10 saat. Ben burayı asfalt yolu sadece t saatte alırsam, toprak yolu ne kadar saatte almış olurum? Toplamda 10'du. Ondan T'yi çıkartırım, değil mi? Tamam, buradan devam edelim. Peki, yine benim yol eşittir hız çarpı zamanla çözeceğim burayı. Asfaltlı yolu, Pardon, şöyle yanlış yazdım. Asfaltlı yolda X kadar yol gidiyorum, hızım ne? 80, saatim ne? T. Peki toprak yolda bakıyorum. Toprak yolda 720 eksi x yol kadar gidiyorum. Hızım ne? 60 çarpı zamanım ne? 10 eksi t. Tamam. Ee, peki burada ne yapabilirim? Ben burada x yerine gidip 80 t yazabilirim, değil mi? Burada gidip 80 t yazayım. 720 eksi 80 t eşittir. 60'ı da dağıtalım. 600 eksi 60 t olur değil mi? Ee, 80 t'yi bu tarafa alırsam 20 t 600 de buraya alırsam 120 kalır değil mi? Buradan t, t'm 6 olarak buldum. Bana neyi soruyordu? Bu araç yolun tamamlanma 10 saatte aldığına göre asfalt yolun uzunluğu kaçtır? E, benim bunu burada kullanırım. x eşittir 80 çarpı d değil miydi? Bana x'i soruyor. 80 çarpı 6'dan 6 kere 8, 48, 480 kilometredir asfalt yol. Topraklı yolu da sorabilirdi. Bu şekilde üçüncü sorumuz. Peki en sevdiğim e, karşılıklı yürüyüşler ya da yan yana yürüyüşler. Şimdi iki hareketli aynı anda birbirine doğru hareket edip T süre sonra C noktasına karşılaşıyorlar. Şurada yapacağınız tek bir işlem var arkadaşlar. AB yolu. Bak iki insanın ya da iki aracın arasındaki uzaklık genelde. Yani şunun tamamı V1 artı V2 çarpı T sürede karşılaşıyorlarsa T diyorum. Yani aslında bu buraya T zamanda geliyor. Bu da buraya T zamanda geliyor. Bunu unutmayalım. Peki iki hareketli aynı anda aynı yönde hareket eden iki hareketli gene iki hareketliden hızlı olan yavaş olanı t süre sonra c noktasında yakalıyor. Burada yakalama işlemi var. Bak gene aynı. Buradan bu adam buraya gelene kadar t süre geçiyor. Buradan da buraya gelene kadar t süre geçiyor. Yani o zaman v1 hızı daha hızlı değil mi? Buradaki adam. O yüzden v1 büyüktür v2 diyorum. Burada da aynı işlem. Eğer yan yanaysa hızlar farkı, karşılıklı geliyorlarsa hızlar toplamı. Hızlar farkı çarpı t sürede diyorum. Peki sorularımıza geçelim. Şimdi dördüncü sorumuz. A ile B noktalarından aynı anda birbirine doğru hareket eden iki araç 3 saat sonra karşılaşıyorlar. AB yolunun uzunluğu 450 km olduğuna göre V kaçtır diyorum. Peki benim burada formülüm neydi? Yani Biraz önceki gördüğüm. AB eşittir. Hızlar toplamı. Çünkü karşılıklı geliyorlar. Çarpı karşılaştıkları zamanda. Ben AB yolunuza uzaklığını biliyorum. 450 olarak. Peki V birim kaç? V artı 30. Artı V kim kaç? V Peki kaç saat sonra karşılaşıyorlar? 3 saat sonra. Tamam. Eğer bunu burayı saat vermeseydi saate çevirecektim. Çünkü kilometre olarak vermiş yolu. Aklınızda bulunsun. 3'e böldüğümde kaç olur? 150. Burayı da toparladım. 2V artı 30. 30'u buraya gönderdim. 120 eşittir. 2V. V de buradan 60 gelir değil mi? Bana zaten değil sormuş. 60 kilometre diyebilirim buraya. Leğmetle böyle saat değil. 5 şimdi sorumuza geçelim. Şimdi şekilde A noktasında bulunan A noktasında bulunan Yavuz. Burada Yavuz var. Yavuz. B noktasında bulunan Yaşar. İkisini de yağlı vermişim. Yaşar, Yavuz. Tamam. Aynı yöne doğru hareket ediyor. Yavuz, Yaşar'ı C noktasına yakalıyor. Demek ki Yavuz daha hızlıymış. Yani bu buraya gelene kadar, bu buradan böyle geliyor. Tamam. Ee, BC yolunu soruyor. Tamam. Benim gene formülüm neydi? Aralarındaki uzaklık. Yani AB eşittir hızları farkı. Yani v1 eksi v2 çarpı zamanda değil mi? Peki ben kaç sürede yaptıklarını ne zaman karşılaştıklarını da bilmiyorum. Hangi sürede olduğunu. İlk önce isterseniz onu bulalım. AB yolunu biliyorum. 360 V1-V2 yani 80-60 çarpı T 360 eşittir. 80'den 60 çıktı. 20 T olur. Bunu da bunu buraya böldüğümde 18 e, dakika sonra karşılaşıyorlar değil mi? Bu 18 dakika, bu da 18 dakika. Ve bana BC'yi soruyor fark ettiyseniz. BC arasını nasıl bulabilirim? X dersem X eşittir V çarpı T'den bulacağım gene. X eşittir V burada 60 çarpı T ne? 18 dakika. Peki 60'la 18'i çarptığımda kaç elde ederim? Gene 1080 metre elde ederim. Çünkü bana metre vermiş. Metre cinsinden istiyor. Dikkat edin. Burada da dakika varmış. Peki x yolumu bc'yi buldum. Bc bu şekilde. Burada bitirelim. Diğer videomuzda devam edelim.